Herkese selamlar dostlar. İstanbul Kıyamet Vakti Sohbetler Projesi'nde yılbaşı özel programında sizlerle beraberim. 2024 yılını karşılayacağız. 2023'ü geride bırakıyoruz iyisiyle kötüsüyle. Bugün umarım sizlerin de hoşuna gidecek, akşamınızı güzelleştirecek bir program olur. Atakan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Seni tanıyabilir miyiz? Gerçi isminle hitap İyiyim. ettik ama. Evet, ben Atakan. Eski bir İKV oyuncusuyum. Yazılım meraklısıyım. Hayatıma oyun oynayıp yazılım yaparak geçiriyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Sen nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, ben diyeyim. Bu akşam yılbaşı özel programında benimle beraber olduğun ve izleyicilerimle beraber olduğun için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Program hakkında öncelikle geçmiş yıllarda hiç izlemeyen varsa ya da izleyip de hani konuktan konuğa geçtiğimiz için içerikler de tabii farklılaşıyor. Kısaca ben bahsedeyim. İlk ay sohbetler yılbaşı özel programı her yıl artık paylaşılan, gelenekselleşmiş hale gelen içeriklerimden birisi. Yine İstanbul Kıyamet Vakti Sohbetler Projesi'nde İstanbul Kıyamet Vakti oyunu oynamış ya da onda herhangi bir şekilde ismi duyulmuş, resmi veya gayri resmi olarak yetkili kişilerle beraber sizlere gecenizi, gündüzünüzü güzelleştirmek için yapmış olduğum bir program. Bugün de sevgili Atakan benimle beraber ve sizlerle beraber. Güzel bir program umarım olur. Kendisine bazı sorularım olacak. Aramızda güzel bir sohbet yapacağız. Hem röportaj hem sohbet havasında geçecek. O da eminim heyecanla bekliyordur. Yine Evet. bu şekilde canlı yayınları aslında kendisi aşina, fakat özel programlar her zaman için heyecan uyandırıyor. Biz de bu yayın öncesinde gerek yapmış olduğumuz hazırlıklar, gerekse şu anda görmüş olduğunuz arka plan tasarımı da dahil birçok işte beraber çalıştık ve ortaklaşa diyebileceğim bir içeriği sizlere sunmaya çalışacağız. İKV'ye nasıl başladın? Öncelikle onu öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Benden yaşça büyük bir kardeşim bulunmakta. O yüzden bilgisayar eve çok erken yaşta girdi. Bunun vesilesiyle babam MyNet üyesiydi. MyNet'te gördüm, başladım diyebilirim. Beta ve sonrasında burada sizlerle beraber oynadım. Her yıl aktif değildim. 2-3 yıl aralar verdim. Onun dışında bir kuzenim var. Onunla da bayağı haşır neşir olduğum için onunla beraber bir serüvene başlamıştık. Sonrasında tabii o yaşça büyük olduğu için bıraktı ama ben devam ettim. Aynı zamanda tabii bir sürü insanla da tanıştım. O yüzden herkesle oynamaya devam ediyorum diyebilirim. Başlangıç hikayem de tamamen babamın MyNet üyesi olması. Hatta yakın zamanda aldığım bilgiye göre MyNet falan paralı olmuş yani. O yüzden şu an yeni üyeler zaten sobe üzerinden geliyor. Bilgiler için teşekkür ederiz. Halen oynuyor musun peki? Aktif misin? Aslında bunun cevabını ben biliyorum ama izleyicilerimiz de her şeyi paylaşarak, yani bu duygular Evet. içerisinde cevapları verirsek onlara da hem duygularımız hem de güncel bilgilerimiz geçmiş olur. Evet, aktif olarak oynuyorum. Geçen sene de yayınlar yapıyordum zaten, bilindiği üzere. Bu yayınlara deprem dolayısıyla ara vermiştik. Yakın zamanda bir yayın planım bulunmuyor ama yine oyunlara devam ediyorum. En azından bir ekibim yok. Fakat oyundaki insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Yakın zamanda Beyaz Köşk sunucusuna başladık. Buraya Eminönü'nden karakterler getirdik. Buradaki insanların görevlerine yardım ediyoruz. Herhangi bir şekilde VS veya klan muhabbetimiz olmuyor hiç. Buradan da yardıma ihtiyacı olan insanlara duyurulur diyelim. Elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani oyuncu kitlesi güzel şu anda. Dolu görmeye başladık en azından oyunu. Kış sezonu açıldığı için biraz da oyuncu toplamaya başladı. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Çünkü herkesin dönüp dolaştığı bir oyun bu. Ne kadar farklı oyunlara kaçsak da belli bir süre sonra dinlenmek için bile olsa, sohbet için bile olsa buraya geliyoruz. O yüzden elimizden geldiğince insanlarla haşır neşir olmaya çalışıyoruz. Evet, hani senin gibi ben de aynı şekilde oyunculara yardım etmeye devam ediyorum halen. Çok uzun yıllar oldu. İstanbul Kıyamet Vakti 2007'den bu yana aktif ve ben de aynı şekilde aktifim. Seninle beraber birçok değerli oyuncu arkadaşım. Aslında sayılarımız çok az kalsa da halen oyunculara yardım ettiğini bilmek güzel. Çünkü mevcut oyunculara en azından
oyunda tutabilmek ya da oynayanları en azından oyun hayatlarını devam ettirebilmeleri için ve ilerleyebilmeleri için mutlaka yardıma ihtiyaçları var. Ve bu yardımları da geri çevirmediğimiz için, onlara yardımcı olduğumuz için mutluyum ve herkes adına da yine sana ve senin gibi yardım eden oyuncu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu oyunda bizi yalnız bırakmadıkları için diyelim. Evet, oyunun güncel durumu hakkında biraz konuşabiliriz. Biliyorsun Tabii. birçok problem var. Ben geçen sene GM'lerimizde yaptığım bir program vardı geçen senelerde. Orada zaten aşağı yukarı bir şeyler izlediniz, duydunuz izleyicilerimle beraber. Sen peki ne düşünüyorsun? Biliyorsun kopya problemleri var. Evet. Oyunun O gün ekonomisi dağılmış konuştuğumuz durumda. konuların hepsi aslında hala güncel diyebiliriz. Oyundaki kopya, bu tamamen aslında nasıl söyleyeyim, oyuna müdahale edebildiği için RAM'den oyuna müdahale edebiliyoruz. Bu yüzden kopya muhabbetleri oluyor ya da oyun geri sarıyor. Bir şekilde kaydolmuyor veriler. Fakat zaten yakın zamanda da böyle bam silsileleri oluyor ya. Burada zaten hani yakalandıklarını anlıyoruz insanların. Sınırsız ban yiyenler, IP ban yiyenler. Kopya muhabbetleri bir süre daha devam edecek. Zaten bununla beraber ekonomi de yok. Çünkü bu ekonomiyi sağlayan şeyler işte oyun parasıydı, eşyalardı, tılsımlardı, iksirlerdi, madenlerdi, Eminönü madenleriydi. Bunların hepsinden insanlarda sayıca çok fazla var. Yarısı resmi, yarısı gayri resmi olmak şekilde. Bu yüzden ekonomi belli bir süre sonra ya belli bir süre daha düzelmez. Biz aslında bunların çözümlerini çok fazla önerdik ama çok fazla geri dönüş alamadık. Şu an onların da çok fazla yoğunluğu var. Bu eski ekipten geriye kalan bu yetkili kişiler aslında farklı olaylarla da ilgileniyorlar aynı anda. O yüzden %100 verim eskisi gibi İK üzerinde olmadığı için geliştirmeler biraz daha yavaş ilerliyor. Oyunun son durumu için de yakın zamanda dediğim gibi hani yaz mevsimine kıyasla çok fazla online sayısı çoğalmaya başladı. Bu her kış zaten böyle oluyor. Bir değil yani mesela Eminönü'ne şu an Plus'sız girilmiyor. Aynı şekilde Beyaz Köşk'te yayıncı arkadaşlarımız var Beyaz Köşk'te. Onlar sayesinde orası da çok kalabalığa geçmiş durumda neredeyse. Bu sayı Ocak-Şubat aylarına doğru daha da artmış olur. Geçen senelerde çünkü Eminönü'ne neredeyse Plus'ta girilmeyecek durumdaydı. Kalabalık sayımız çok fazlaydı yani. Onun dışında yakın zamanda internette de videolar görmüşsünüzdür. Bu bir anda rehber olarak başlayanlar, adını GM yapanlar, adını rehber yapanlar, böyle insanlar çok fazla çoğalmaya başlıyor. Onların da yaşam süreleri gerçekten çok kısa. Hani IP ban atıldığı için zaten. Ya Evet. başka bilgisayardan yapıyorlar ya IP değiştirip deniyorlar. Aslında bunların hepsi aynı kişi diyebiliriz. Tamamen oyuncuları manipüle etmek üzerine çalışıyorlar. Ama zaten İK'nin kemik bir kitlesi olduğu için bizim gibi. Bunlar çok fazla bizi böyle oyundan soğutmuyor. Çünkü artık herkes belli oyunda belli bir yerlere gelmiş kişileriz. Ve bunu yeni başlayanlara da yardımcı olduğumuz için onlar da aslında bu hilelerden etkilenmiyor. Belki grup bölgelerinde anlık olarak sorunlar yaşanabiliyor. Oyuncu başlıyor, bir anda işte 500 bin vuruyor. Belki onlar grup bölgelerinde sorun yaşatabilir. Ama zaten bu kemik kitle dediğim kitle de artık kapalı bölge atmaya başladı. Açık bölgede, Karaköy'de çok fazla takılmıyor gözlemlediğim kadarıyla. O yüzden aslında kimse etkilenmiş yok. Ben geçen Çembertaş'a girdiğimde Çembertaş 5, 10, hani 10'a kadar çıktık neredeyse. Demek ki online sayısı çok fazla. Ki bu Çembertaş bölümlerini görebiliyoruz. Oyunun son durumları hakkında söyleyeceklerim bunlar. Son zamanlarda hani kendi adıma forumu birazcık canlandırmaya çalışıyorum. Yine arkadaşlarımız da üye oluyor zaten. Son hani katılımcı sayısı yükseliyor gayet. Açıkçası hani yakın zaman olduğu için söylüyorum. Yılbaşı çekilişi çok bekliyordum ben. Sende de aynı durum vardır diye düşünüyorum. Evet. Çünkü aksatmadan her sene yapıldı. Bu sene beklediğimiz gibi olmadı. Muhtemelen yoğunluklarından kaynaklıdır. Onun dışında zaten hızlı destekte falan da aynı durumlar var. Yoğunluktan kaynaklı olarak bazı cevaplar geç geliyor olabilir. Ceza itiraza geç cevaplar geliyor olabilir. Bunlar tamamen artık işlerin yoğunlaşması, nasıl diyeyim,
Hani farklı işler yaptığımız için herkese farklı işler veriliyor, farklı görevler veriliyor. Bunlar belli yükler olabilir, hayatlarının belli dönemlerinde olabilir bu yöneticiler. O yüzden bazı aksaklıklarla karşılaşabiliyoruz. Son durum hakkında söyleyeceklerim bunlar. Çok fazla yorum yapamıyorum. Evet, teşekkür ederiz. Gayet Açık. güzel konuştun, güzel konulara değindin. Eminim birçok kişi de aynı fikirdedir. Belki farkındadır. Bizim şimdi ekstradan açmamız gereken konulardan birisi daha var diye düşünüyorum. Aslında bu hani 32. gün programı gibi bir şey değil. Hani sohbet havasında geçsin ama tabii ki oyuncuların sesi olmak adına bazı şeyleri de konuşmamız bence oyuncular için daha iyi olacaktır. Özellikle ban konusu çok can sıkan bir konu. Aslında sen az önce cevabını da verdin ama yine üzerinde duraraktan ben sorumu da sorayım. Banlar hakkında ne düşünüyorsun? Sonuçta hani bir şekilde hepimiz oyun oynuyoruz, hepimizin başına gelebilecek bir şey. Oyuncuların bununla ilgili büyük bir tepkisi var ve en büyük problemlerden birisi de bu yiyilen cezalara herhangi bir şekilde bildirim ya da mesaj gelmemesi, mail gelmemesi. Bundan kaynaklı da oyuncular neden ceza yediklerini çoğu kez bilemiyor. Ya da bu bildirimler çok geç geliyor ki ben bunlara da şahit oldum. Örnek veriyorum. Adam yazın cezasını yedi. Mesela şu anda giriş yapıyor ve bilgi ekranı daha yeni çıkıyor. Belki de hani oyun uzun süre sonra girdiği içindir. Onu tam olarak bilemiyorum. Fakat o bildirim mesajı kendi hesabına ya da telefon numarasına gelmiyor. Sadece oyunun launcher ekranında görüyor bunu. Yani mailden kaynaklı bir problem var. Ceza itirazı yazıldığı zaman da aynı şekilde yine cevap alamadığını söyleyen birçok oyuncu var. GM'lerimiz aslında bu konuyla ilgili bilgiler vermişti. Fakat yine de senin düşüncelerini almak istiyorum. Neler düşünüyorsun? Bir önceki bu dediğin GM'lerle olan yayında zaten bunu teknik olarak da anlatmışlardı. Ben tekrar üstünde durayım tabii ki. Bu ban konusu tamamen aslında otomatik bir sistem diyebiliriz şikayet edilmediği sürece. Nasıl işliyor sistem? Örneğin sen 1.000'den fazla bir ürün ayırdın. İşte 10.000 tane ürün ayırdın. Bunlar aslında sistemde sürekli loglandığı için kayıt altına alınıyor yani kısaca. Bunlar da işte belli kurallara göre sana ban atıyor. Belki atıyorum bir gün atıyor, 3 gün atıyor. Eğer yönetim de onaylarsa 999 güne kadar çıkıyor bu IP ban dediğimiz zaten. Evet. Şöyle bir durum söz konusu, mailler ve ulaşmama konusuna gelecek olursam. Şöyle, SMS servisinde ben şu ana kadar gecikme duymadım. Kendi adıma konuşuyorum şu anda. Ama mail servisinde şöyle bir gecikme olabilir. İnsanların artık SMS ile üye oluyoruz ya zaten İKV'ye. E-postalarını doldurmamış olabilirler profil sayfalarında. Onun dışında bu ceza itiraza verdikleri e-posta alanı yanlış olabilir veya farklı bir yere bana buradan ulaşın tarzı bir şey yazmış olabilir. Ona da değineceğim biraz sonra. Bir de bu yakın zamanda Gmail sorununu çok fazla görmeye başladım forumlarda. Bunun sebebi aslında bu mail sistemi bir kuyrukla çalışan bir sistem. Yani belli bir sıraya göre çalışıyor ve Gmail hata verdiği zaman sana ulaşamıyor olabilir veya sen sadece bir yere üyesin ve mail kutunda çok fazla mail olmayan birisin. Bu yüzden sana gelen mailler bazen spama dönüyor olabilir. O yüzden güvenilir e-posta eklemek gerekiyor. Bu Hotmail'de var, Google'da var, her yerde bulunuyor zaten. Güvenli güvensiz. O yüzden işte İKV destek et SOBI olması lazım son domain. Oradan güvenliği eklemek gerekiyor. Onun dışında bu ceza itiraz konusuna gelecek olursak işte cevap alamıyorum konularına. Örneğin Hakan abi sen ban yedin ve buna itiraz etmek istiyorsun ve bir ceza itiraz formu doldurdun. Ceza itiraz formu doldurduğunda bize gelen ilk baştasın diyelim. Sonra üstüne işte ben attım, başka biri attı. Sürekli ceza itiraz formu geliyor. Sonra sen dedin ki ya bu kadar kişi ceza itiraza başvuruyor, ben de başvurayım. Ben seninkini incelerken bir anda sen tekrar başvuruyorsun. Bu sefer öyle bir sistem yapmışlar ki gerçekte de çalışma sistemleri bu arada destek sistemlerinin. Senin son ceza itirazını silip, ilk ceza itirazını silip aslında sonuncuyu görmelerini sağlıyor. Bu da ne demek oluyor? Aslında ben senden sonra başvurduğum için aslında ilk sıraya ben geçmiş oluyorum. Çünkü sen tekrar başvurdun 3 gün, 4 gün sonra.
Bundan kaynaklı olarak aslında ceza itiraz sistemleri sürekli uzuyor. Nasıl diyelim? Örneğin bir ceza itiraz sistemi 3 ayda açıklanacak. Sen başvurunu yaptın. Tam açıklanacağı gün hatta böyle incelemeler yapılıyor diyelim. Ya da tam sıra sana geldi. Sen tekrar yaptın. Bir anda o 3 aydır beklenen ceza itirazlarının başına geçiyorsun. Yani son sırasına geçiyorsun. Bu yüzden aslında ceza itiraz süreleri uzuyor. Bir de şu anda gönüllü ekibin kaç kişi olduğunu bilmediğimiz için, halihazırda açıklanmadığı için inceleyen kişi sayısı inceleyen kişi sayısına bağlı olarak tabii ki gecikmeler yaşanabiliyor. Şu anda sistemler otomatik ban atıyor zaten. Çoğu kişi, ben de çok duyuyorum Discord kanallarında, işte ben bir şey yapmadım, neden 999 yedim? Hayır, böyle bir şey yok. Tabii ki belli ki bir şey yaptın. Ya birinden işte kopyalı bir mal aldın, işte bir ticaret yaptın veya sen verdin kopya bir ticaret. Ya da oyunun sunucularına müdahale etmeye kalktın. İnternette çoğu kişi zaten duymuştur, bu RAM'le oynayabildiğimiz programlar var. Bunları kendileri deniyor. Bir anda sunucudan uzaklaştırma alınca, aa ben nasıl uzaklaştırma aldım? Zaten onların açıldığını bile uygulama yakaladığı için aslında ban yemek gayet normal oluyor böyle bir durumda. O yüzden hani o neden yedim, işte ben itiraz ediyorumlara çok fazla kulak asmıyorum, kendi adıma konuşayım. Onun dışında ceza itiraz ve bu maillerin geçme konusu bu şekilde. Senin ek bir sorun varsa ben cevaplayabilirim. Yok, bence gayet açıkladın yani güzel bir şekilde. Oyuncularımız da zaten aşinaydı aslında bu cevaplar, ama daha böyle güzel detaylandırdın kendine göre ki çok net bir dille ifade ettin. Bence rahat bir şekilde de Şöyle. anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Biliyorsun bu hilelerden sonra hileleri zaten oyuncu arkadaşlar biliyor, o yüzden çok detayını açmama gerek yok. Sunucular kapalıydı. Yani aktarımlar. Sunucular da hatta bir aralar kapanmıştı. Sonra saatli falan açıldı. Bazısı açıldı, bazısı açılmadı. Sonra bir ara kapandı, komple gitti. Yani oyun kapanacak mıya geldi konu. En sonunda tekrar sunucular böyle bir evin şartellerini açar gibi tek tek açılmaya başladı. Aktarım konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Çünkü bütün sunuculara oyuncular bir şeyler taşıyordu. Özellikle bu hileyi had safhaya çıkaranlar. Sonrasında artık hilenin de baş göstermesi sebebiyle yönetim bir çözüm arayışına koyuldu. Ardından dediler ki biz bu aktarım esnasında kasalara bir bakalım, kimde ne var ne yok diye. Orada zaten çok büyük bir müdahale ettiler ve bu hile konusuna büyük bir balta vurdular. Tabii bazı kişiler gerçek kimliğini açıklamamak için, daha doğrusu nick olarak kendini açığa vurmamak için başka hesaplarla bunu yapmaya başladı. Yani bağlantılı hesaplarda nick'i belli olmasın diye bütün işlerini başka hesaplarda yaptı. Bunların hepsi yönetim tarafından söylenmiş. Benim ya da hani resmi forumlarda yazılan, çizilen şeyler, söylenenler. En sonunda yönetim artık kalıcı çözümler bulmak için bazı yöntemlere başvurdu. O da sunucuları kapatmak, karakterleri, hesapları denetlemek. Uzun bir süre hesaplara giremeyenler oldu. Cezayı yiyip yememesinin herhangi bir önemi yok. Birçok hesap banlandı. 999 alanlar zaten had safhada. İçerisinden tabii ki herkese mutlaka bir kopya bir şeyler bulaşmıştır. Fakat kopyanın hem yapılışı hem de aşırı kullanımı itibariyle hesaplarda tespit edilmesi halinde yöneticiler o hesapları da yine banlamış oldu. Ve oyunun en kalabalık sunucusu geçmişten bugüne kadar biliyorsunuz Eminönü. Eminönü sunucusunda aylardır, belki hani kıştan beri diyebilirim, yani geçen kıştan beri çok uzun bir zamandır hesaplar, sunucular, aktarımlar kapalıydı. En sonunda aktarımları daha yeni yeni açtılar. İnanılmaz bir şekilde Eminönü oyuncusunun geri dönüşünü ben görüyorum, şahit oluyorum. Bundan kaynaklı da yine birçok sunucuya aktarım var. Çünkü senin de bahsetmiş olduğun gibi sunucu artık o kadar kalabalıklaştı ki sadece Eminönü'nde değil artık. Oradan çünkü diğer sunuculara bir taşma oldu. Beyaz Köşk de şu anda gerçekten Eminönü'nden aşağı kalır bir yanı yok. Eski günlerine geri döndü diyebilirim. Ki zaten hani sen de onu gördün. Ayrıca görevlere de yardım ettiğimiz için diğer sunucularda, oyuncu arkadaşlarımıza. Orada da hani sunucuların durumunu canlı olarak görüyoruz.
Eminönü'nde sunucuların açılmasıyla beraber yine piyasa bir hareketlendi. Akçelerin de biliyorsun zamlanması ilk başta biraz oyuncuların oyunu bırakmasına sebep olmuştu. Bunu görmüştük fakat mevcut ekonomi tekrardan durumu düzeltince tekrardan oyuncular bir şeyler yapalım dediler. İKV'ye geri dönüşler. Eminönü sunucusunun hesaplar ya da sunucular arası aktarımının açılmasıyla beraber tekrar hareketli olmasına sebep oldu. Sunucuların açılması, kapanması, sonradan bu tarz değişikliklerin yapılması hakkında neler düşünüyorsun? Sence yönetim doğru bir hamle mi yaptı? Mevcut oyuncu sayısına baktığımız zaman en azından aktif kemik kitleden daha fazlasının oyunda olduğunu görüyoruz. Neler düşünüyorsun? Evet, çok mantıklı buluyorum sunucu kapatılma olayını. Çünkü bir anda hani artık hileyi bulan kişi mi diyeyim, hani zaten eskilerden yapılan bir şeydi bu. Bir anda çok fazla popüler mi oldu, arkadaşlarına mı söyledi? Bir anda o kadar fazla saldırı almaya başladı ki sunucular. İşte biz de o dönemde şey yapıyorduk, çok aktif oynuyorduk. Şubat aylarına denk geliyor. Şubat, Mart arasına denk geliyor sanırım. Tam deprem dönemine denk geliyor. Tabii ki teknik ekipte çok fazla kişi olmadığı için sunucu kapatmak mantıklı bir çözüm. Sanırım Anka sunucusu ayakta kalmıştı. Herkes bir level olarak orada başlamıştı gibi Evet, durumlar heyecanla yeni olmuştu. vardılar. Evet. Evet. Onun sebebi zaten Anka sunucusunun sanırım farklı bir sunucuda bulunması. Tam emin değilim o konuda. Böyle ki bu bir anda denetime girmesi, insanlara ban furyası, o tamamen benim hak verdiğim bir şey. Çünkü dediğim gibi teknik sayıda insan çok yetersiz olduğu için sunucu kapatmak ilk alınabilecek çözüm. Hani internet kablosunu çek derler ya. Aynı öyle bir çözüm bu. Onun dışında bu bir yıl içinde bu nasıl diyeyim aktarımların kapalı olup sunucuların açıldığı döneme kadar çok güzel idare ettiler bence kendi adıma. Hani belli bir süre zaten o hileler size oynatmayacaktı. Yönetim oynatmamış oldu ve bunu zaten sözlü olarak bildirdi. Hani şu tarihe kadar işte kapalı, şu tarihte açılacak diye. Onun dışında bu aktarımlar konusunda da herkes Eminönü'nün en fazla kalabalık olan sunucu olduğunu bildiği için herkes hileleri burada yapmaya başladı. Bu yüzden aslında işte atıyorum 4 tane karakter açılıyorsa 4'ü de kasa karakteri. Hepsinde milyonlar maden var. Tabii ki herkes Eminönü'ne yüklenmiş oldu bir anda. Ne yaparsın? Sen bu madeni dışarı çıkartmaya çalışırsın. Haliyle Eminönü'nden dışarıya yasak koyunca herkes kalmış oldu orada aslında. İşte işte atıyorum o ban furyasında ban yemeyen işte hileli karakterler falan hepsi orada kalmış oldu. Haliyle adamlar bir şey yapamadı. Bu yüzden de diğer sunuculara geçmeye başladılar. Ben bu aralar işte sancak falan duymaya başladım Discord'larda. Demek ki Beyaz Köşklü de artık geçiyor bu işler. Onun dışında yakın zamanda bu ticarete açılması ve akçenin indirim gelmesi, bir anda 31 Aralık'a kadar indirim gelmesi mükemmel oldu bence oyuncular için. Hem bu ekonomide %50 indirim çok rahatlattı akçe anlamında. Hem de bir baktık Eminönü'nden karakter getirebiliyoruz. En yaptık işte görevde yardım etmek için normal kendi işte üst level karakterlerimizi getirdik. Diğer insanlar Eminönü'ne karakter getirdi. Eminönü'nden kendi karakterini başka bir sunucuya aktardı. İşte gruplar var. İşte böyle 6 kişi oynayanlar, 12 kişi oynayan arkadaş grupları. Bir anda dediler biz boş sunucuya geçelim. Eminönü'nden karakterlerini çıkarttılar. Belki bir o hilelerden rahat nefes almak için. O yüzden bence süreç olarak gayet güzel ilerliyor. Yakın zamanda da yönetim el atarsa diyelim. Çok da güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Evet, düşüncelerin için tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir açtık o konuyu. Bence oyuncular tatmin olmuştur en azından bu konuşmalarımızdan sonra. Yine şöyle güzel soruları da gelelim her zaman. Aslında sorular güzel zaten de cevaplar bazen can yakıcı olabiliyor. Ama sonuçta gerçekler en azından karşılaşmak gerekiyor. Ve onu tatmak gerekiyor. Artık biraz oyun içine ve senin şahsi görüşlerine, düşüncelerine, duygularına dönmek istiyorum. Biliyorsun İstanbul Kent Vakfı'nda 3 tane sınıf var. En sevdiğin sınıf hangisi desem yanıtın ne olurdu? İlk oyuna Ve neden? şifacı başlamıştım. İlk oyuna şifacı başlamıştım. Şifacı derdim. Aslında tüm oyunlarda support karakter oynuyorum.
tüm oyunlarda böyle yani. O yüzden aslında yakın zamanda zehir oynamaya başladım. Normalde hep böyle işte cam basayım, işte adamları koruyayım falan derdindeydim bir nevi. Artık biraz daha böyle işte zehir atayım, işte yaratık keseyime döndüm. Yine VS değil aslında. Şifacıdan zevk alıyorum ya. Zırhları falan benim çok hoşuma gidiyor genel anlamıyla. O yüzden şifacı diyorum. Favori boss'un hangisi? Aslında bunu bölge bölge de gidebiliriz. İstersen oyun geneline de gidebiliriz. Fark etmez. Sığınakla Junon çıktığı zaman, sığınakla Migrat çıktığı zaman benim her zaman şey oldu, sığınak oldu. Junon'a böyle çoğu insan çok ısınmış müziklerine falan. Tabii ki ben de müziklerine bayılıyorum. Emre Yücel'e selam olsun buradan bu arada. Selamlarımızı Sığınak gerçekten benim için güzel bir bölge. Hatta dünden beri neredeyse 15 ele yakın atmışızdır yani. Görev olan insanlarla kendimiz için falan. Keyif alıyorum gerçekten. Son dönemde slotların hızlanması birazcık kötü oldu. Çünkü böyle sen de bilirsin toplaya toplaya motora kadar gittiğimiz dönemler vardı neredeyse. Evet. Düşünene takılmadan. O dönemleri artık çok fazla yaşanmıyor. Hani 54 levelken falan girmek lazım. Maksimum çevirebilmek için. O yüzden sığınak derdim ben. Kenan derdim yani. Favori boss'um. Çemberli taşta Sutu Efendi derdim. Aslında ilk zırhımı yol savaşçısından aldım ben. İlk Çemberli Taşı'nda yol savaşçısında zırh almıştım. İlk Çemberli Taş geldiği dönemde. Burada yer altını söylemedik ama işte Solucan. Kadimidra'yı falan çok sevmem. Solucan diyelim orada da. İşte bu Çemberli Taş'ta da Stuart diyorum. Neden etkiledi bilmiyorum. Herhalde hastane ortamını falan mı beğendim, o ambiyansı mı beğendim bilmiyorum. Stuart derdim. Karaköy'de çok fazla bulunmadım açıkça konuşmak gerekirse. Hep beni böyle başkaları gruplarına aldı, işte şurada şöyle yapacaksın falan gibisinden yardımcı oldular. Hakiri çok fazla görmedim. Yani kesiminde çok fazla bulundum ama öyle yakından işte Hakiri izleyeyim, ne metinler yazıyormuş falan bakayım, öyle bir durumlar çok olmadı açıkçası. Yüce Komiser diyorum o yüzden. Ya da büyük büyücü diyorum. Hikayedeki yerleri de güzel. O yüzden favorini seçecek olursam da Yüce Komiser derdim. Evet. Uzata uzata cevap vermiş oldum. Bence daha iyi Kendim de oldu böyle. sesli düşündüm. Yüce Komiser diyorum. Böylesi bence daha da iyi oldu. En azından seni yeni tanıyanlar da nelerden hoşlandığını falan öğrenmiş oldu. En azından bundan sonra beraber oynayacak olan varsa bu yayını izleyip ona göre hani şifacı lazım olursa artık Atakan'ı çağırabilirsiniz. Ben de hani bütün karakterleri oynuyoruz zaten. Senatör şifacı, senatör savaşçı, senatör büyücü. Bütün arkadaşlar biliyor. Ama artık en azından bir tane daha şifamız var. Ben de belki kendi grubuma çağırırım. Savaşçı ya da büyücü de devam ederim. Kendisi şifacı gelir. Yine sana şahsi olarak bir soru sorayım. Şahsına bir soru sorayım. İstanbul Kıyamet Vakti gerçek hayatında sana neler kazandırdı? Hem duygu bakımından hem ders bakımından hem de gerçek arkadaşlık, dostluk anlamında neler kazandırdı? Güzel. Zaten çok uzun yıllardır oynuyoruz. Ben ilk başladığımda yaşım çok küçüktü. Hani haliyle işte ilk ticarete atılmak bile aslında İKV ile oldu benim için. İşte şunu vereyim, şunu al. İşte takas sistemleri falan. Gerçek hayatımın etkilerinden biri belki ticaret olur derim. Ama buradaki en büyük hani hayatıma katkısı dostluklar oluyor. Çok fazla insan tanıdım. Çok fazla insan hayatımdan çıktı. Hani böyle bir anda böyle yanından geçerken hani büyü bozma atarsın ya selam vermek için. Onlar bile atıyorum belli bir süre sonra, aa ben seni şurada görmüştüm falan deyip sohbet açanlar, ben açmışımdır belki. O yüzden güzel dostluklar kuruldu. Yaklaşık böyle 7 yıldır 8 yıldır tanıdığım dostluklarım da var hala süren. Hala konuştuğum aktif olarak. Hani eskiden ben mesela ekibimle de çok fazla oynardım. Yayın döneminde de ekibimle oynuyordum. Bazıları yine İKV'den kurulmuş dostluklar, bazıları işte yakın çevremden kurulmuş dostluklar. Böyle ya, dostluk derdim. Dostluk benim için böyle en çok kattığı şey bana. Burada İKV'nin. Peki aslında hepimizin dönemine denk geldi ama oyunun içerisindeki o terimler olsun, madenler olsun,
Birçok bilgi, birçok isim, Evet. NPC, buna NPC'ler dahil, mekanlar dahil. Bunlar sana neler kattı? Bir de sen yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'daydın. Evet. Hani o mekanlara gittiğin zaman Bu neler hissediyorsun? Özellikle Eminönü'ne giden böyle her iyi kahve öncüsünün mutlaka evet. sosyal Böyle medyasında, onu diyecektim hikayesinde ben de. mutlaka bir şey oluyor yani. Orada bir fotoğraf oluyor. Çoğu da bana gönderiyor, sayfadan görüyorum hepsine. Onlara da Evet. selam olsun burada. Buradayız artık şu an diye paylaşıyorlar, evet. Şöyle ki benim babam da Eminönü taraflarında çalışıyordu esnaf olarak. O yüzden zaten küçüklükten beri haşır neşirim oraya. Hani ilk böyle baba bak burası Eminönü falan dediğinde de şey yapardı. Aa evet burayı biliyorum falan derdi. Hani oraları gezdiren kişi kendisi de zaten. O yüzden güzel ya. Madenler falan da ilk hani böyle fen bilimleri dersinden önce falan madenleri ben buradan biliyordum. Ya da doğal taş. İşte doğal Evet, taşların şu konuda da buradan hakimiz zaten. söylediğimiz zaman öğretmenlerimiz falan bize diyordu hani sen nereden biliyorsun Evet bunları? evet. Nereden biliyorsun? Evet. Yani eskiden de tabii imkanlar çok değildi hani şimdiki gibi. Yani 10 yıl önce bile aslında imkanlar kısıtlıydı yani herkeste her şey yoktu. Tabii. Ona baktığı zaman en azından 2013-2014'e kadarki kısımda gerçekten çok ciddi bilgi birikim sahibi olduk. Bence oyunun bize kattığı çok önemli bir şey o. Sadece o değil, beraber oynadığımız için orada grup dayanışması nedir onu öğreniyorsun. Sosyallik kazanıyorsun. İnsanlar aslında Görevler var ya bir de tabii. evet yani kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, mücadele ediyorsun. Aslında sana orada mücadele duygusunu kazandırıyor. Zekanı kullanmanı sağlıyor. Ya aslında bu çoğu oyun böyledir ama bu İstanbul Kanat Vakti'nin bize kazandırdığı beynimize, hafızamıza kaydedilmesini sağladığı duygular. Ve artık bizim hani DNA'mızda işledi. Tabii diğer oyunlarda çok işimize yaradı bu duygular. Çünkü oyunlara başlarken artık o duyguların hepsinin stajını yapmıştık. Çıraklığını yapmıştık. Kalfalanı yapmıştık. Artık usta duygularla başka oyunlara gittiğimizde zeka ön planda olmak üzere oyunları rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Artık hani grafikler sadece göze hitap eden şeyler. O yüzden hani görseli seven oyuncular genellikle hani görselliğe bakar. Dışarıdan örnek veriyorum şu anda. İstanbul Kanat Vakti'ne bakıldığı zaman oyuncular sevmez ama biz mesela görsel kısmına değil, yani göze hitap eden kısmına değil, oyunun içerisindeki o hikayenin derinliği, işte karakterlerin her birisinin ayrı hikayesi var. Bizi onun gibi şeyler çekiyor. Yani grup olmak, işte beraber takılmak, görev yapmak, tek başına mücadele etmek. Bunlar gibi şeyler bizi çekiyor. O yüzden İstanbul Kanat Vakti'nde halen aktifiz. Tabii bu ne zamana kadar böyle sürecek? Orası da meçhul. Ben her zaman söylüyorum. İstanbul Kanat Vakti bırakılmaz. İstanbul Kanat Vakti'ne ara verilir. Yani ben bıraktım diyen adam bile geri dönüyor. Evet. Yani daha dün ya da ertesi ya bir ertesi gün bir oyuncu da konuştuk. Dedi ki ben 2008'de bıraktım ya. Oyun zaten 2007'de çıktı. O Evet. zamandan yani düşün. Adam oradan dahi geri dönüyor. Yani ben oyunu Evet. kökten bıraktım diye bir şey yok. Mutlaka bu oyunu oynayan herkes bir gün iyi kahveye geri dönecek. Oyun son nefesini verene kadar biz herhalde devam edeceğiz bu şekilde. Evet. Geçen biri beni babam başlattı falan dedi. Hani biz eskiden oynardık. Tanıştığımız insanlar hala oynadığı için böyle aa abi sen de mi buradaydın'a dönüyor. O dostluklar devam ediyor. Güzel oluyor anlamda. Evet. Şöyle bir soru daha ben sana sormak istiyorum. Bu arada böyle sürekli ara sıra aşağı bakıyorum. İlk defa Hey beni yok. izleyenler varsa da onlar zaten biliyorlar. Böyle ben kağıda kaleme yazmayı çok severim. O yüzden programı şöyle unutmamak için sürekli işaretliyorum burada. Zaten sevgili Atakan'a da bahsetmiştim. Az çok programda nelerden konuşulacak. Onun da bilgisini vermiştim. Sıralamaya bağlı kalmaya çalışıyoruz. Gelecekte oyun içi veya başka bir şekilde çalışmalar olur mu? Aslında yayının başında yine çok inceden böyle bir tüyo vermiştin gibi hissettim. Çalışmalar olur mu? Özellikle oyuncular böyle benim her farklı bir paylaşımımda ya da bir söz yazdığımda öyle bir algıya tutuluyorlar. Tabii sadece benlik bir şey değil bu aslında birçok kişiyi de belki bağlayabilir.
Gelecekte yani çalışmalar olabilir mi? Oyun içi site üzerinden veya başka bir şekilde. Şöyle ki bir anda gözle görülebilir böyle işte atıyorum oyuna şu eklenti eklendi falan görülmeyebilir. Çünkü zaten hani sen de biliyorsun sen de çalışıyorsun. Çok yoğun bir dönemdeyiz. Ocak ayları bu. Hani yıl sonu dönemi çok yoğun. O yüzden aslında bu yetkili ekip de çok yoğun ve sanıyorum ki İKV ilk baş hani nasıl diyeyim sorumluluk listelerinde değil. O yüzden çok yakın gelecekte böyle bir şey çok gözükmüyor. Biz fanart belki bir şeyler yapmaya çalışıyor olabiliriz. İşte asistan kullanıyoruz. İşte forumda aktifleşmeye çalışıyoruz. Siteler için bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz kendi adımıza. Ama oyun içerisinde belki bug fixler olabilir diyeyim. Tabii ki bu yönetimi bileceği bir şey. Ben hani kendi adıma konuşmuş gibi oldum böyle. Tamamen yönetimin karar alıp hadi İKV şöyle bir bug fix yapalım. İşte oyuncular bundan çok etkileniyormuş diye belki müdahalelerde bulunabilirler. Ama ben şeyi düşünüyorum. Oyuncuların bu yeniliklerden çok şu an hani oyuna alıştık ya. Zaten böyle 6-7 aydır böyle neredeyse. Zaten alıştık buna. O yüzden böyle büyük bir değişim beklemektense belki etkinlik bile bizi çok mutlu edecek. O yüzden aslında buradan yöneticilere de mesaj vermek gibi olsun. Etkinlik bekliyoruz yani. Ölüm oyunu bekleyenler var, çekilişler var, beni bul etkinlikleri var. Yılbaşı Çok fazla bileti. etkinlik vardı. Yılbaşı bileti vardı başta Onun en tabii ki. azından telafisi olmalı. Evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bunlar yakın gelecekte yapılabilecek şeyler diye düşünüyorum. Çünkü hani bu geçen yayında da işte Ahe Evran anlatmıştı. Bu hiyerarşi sistemiyle ilerliyor zaten GM olana kadar. İlla ki gönüllü ekipten yöneticiler vardır. Yönetici pozisyonu az kalmış insanlar vardır oyun içinde. Bunlar belki etkinliği devralabilir müsait zamanlarına göre. Yani eskiden gelenler bile şu anda üniversite mezunu çalışan insanlar. Akşamları bilgisayarın başında olması gereken atıyorum ölüm oyununda bilgisayarın başında olması gerekiyor. 1 saat, 2 saat, kaç saat sürüyorsa. Ama bilgisayarın başında olmaması gereken durumlar işte yılbaşı çekilişleri başka etkinliklerde yapılabilir ya. Benim şahsi düşüncem bu. Özetlemek gerekirse yakın zamanda oyunla ilgili çok fazla bir şey gelmez, yenilik gelmez. Fanartlar gelir. Forumu canlandırabiliriz. Bunlar bu arada arkadaşlar işte ben forumu canlandıralım falan dememin sebebi tamamen aslında yönetimin dikkatinin bize kayması anlamına geliyor. Siz burada işte akçeler satın alıyorsunuz, işte farklı markalardan alıyorsunuz. Bunlar belki de yıllar önce alınmış akçeler ve Türk Telekom'un kasasına çok önceden girmiş ve o yüzden fark edilmiyor şu anda. Hani kasaya girmediği için. Belki Türk Telekom'un olan Play Store'dan bir alışveriş yapıldığında yönetimin dikkatini çeker. Hani ben akçe almaya yönlendirmiyorum katiyen yanlış anlamayın. Yönetimin dikkatini çekmek amacıyla işte forumdaki aktiflikler olsun. Yine bu Play Store, işte Türk Telekom ürünlerindeki aktiflikler olsun. Bunlar belki dikkat çekmeyi sağlar. Hani zaten yöneticinin şu an Türk Telekom'da çalışan bir orti var şu anda aktif olarak. Onun zaten haberi var her şeyden. Tabii ki onunla, o da belli bir yerlerde yetki almak zorunda, izin almak zorunda. O yüzden aslında sesimizi duyurmamız gerekiyor. Şu an aktif olarak canlı yayın yapan belki 5-6 yayıncı var. Belki bu sayı çoğalabilir. Zaten hani elimizden geldiğince tüm yayıncılara destek olmaya çalışıyoruz. İşte ben Hakan abi yayınıma çağırıyorum. İşte Batuhan beni çağırıyor, ben Batuhan'ı çağırıyorum. Böyle sürekli kendi aramızda zaten paslaşıyoruz. Çünkü hedef kitlemiz aynı, amacımız aynı. Herkese yani oyunu yüceltmeye çalışıyoruz. Eskilerin geri dönme sebebi de aslında bu dostluklar falan. Hani bizi böyle yenilikler değil de daha çok böyle atıyorum hileleri biraz daha azaltabilirler. İşte etkinlikleri çoğaltabilirler. Bizi bunlar çekecek. Zaten kemik kitle belli. Şunu düşünüyorum bir de atıyorum 2 sunucuya düşürdüler. Yenilik olarak konuşuyorum bu arada. 2 sunucuya düşürdüler. İşte tüm emekleri sıfırlamak nasıl olur bilmiyorum ama o emeğin karşılığında belki bir şeyler verir işte hesapların değerlerine göre maden anlamında. Bir anda herkes bir levelden başladığında ben eminim ki daha güzel bir ortamla karşılaşacağız. Herkes bir anda bir level başladığı için herkes birbiriyle yardımlaşacak, tekrar sohbetler oluşacak. En azından hilesiz bir ortam belki oluşur bunu fixleyebilirlerse.
Yenilikler hakkında bunlar ya, çok fazla konudan saptım gerçi, kusura bakma. Yenilikler hakkındaki düşüncelerim bunlar. Yakın zamanda da fanart dışında bir şey geleceğini çok fazla düşünmüyorum kendi adıma. Düşüncelerim ve görüşlerin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de yine aynı seninle artık ne yapılacaksa beraber yapmak için çalışmalara devam edebileceğimi söyleyebilirim. Zaten Teşekkür ederim. uğraşıyoruz da bir şeylere. O net olarak söyleniyor. İnşallah 2024'te de İK Vot'u faaliyete geçerim. Dediğim gibi benim burada oyun içerisinde herhangi bir müdahale ya da oyun içerisinden ne bileyim farklı bir düşüncelerle iş yapma peşinde kesinlikle değilim. Sadece oluşabilecek her türlü duruma karşı ben Discord'da bizim de bir botumuz olsun dedim. Yani İstanbul Connect bizim bir botu olsun dedim. En azından oyuncular orada VS'sini atabilsin. Tabii ki oyun içi rol şeklinde olmayacak bu. Discord botunun ne demek olduğunu zaten oyuncular biliyor. O yüzden onun açıklamasını yapmayacağım burada. En azından zar atabilsin, VS atabilsin, boss kesebilsin, Discord profilindeki karakterini fulleyebilsin. Bunun üzerine çalışıyoruz. Dediğim gibi sınırsız güncelleme yapılabilir ona. Oyuncuların istediği şekilde canlandırılabilir ve olur da hani bot sevilirse ben botun sunucusunu da açık tutarım. O şekilde oyuncular oynamaya da devam eder. Hatta isteyen başka sunucu sahipleri de olursa onları da gönderirim, sunucularına entegre edebilirim. İK botun hani adı bu şekilde kalır. Benim gibi hani birçok çalışma için hevesli arkadaşlar var. Belki onlara da hani bir ilham kaynağı olur. Biz zaten çalışıyoruz. Belki de hani oynadığınız yani başka Discord'larda oynadığınız botların arkasında biz varız. Benle beraber tabii çalışan birkaç tane daha yazılımcı arkadaş var. Atakan da yakın zamanda bize katılmıştı. Özellikle son zamanlardaki çalışmaları ve fikirleri bize ilham kaynağı oldu. Çünkü konu konuyu açar, fikir fikri açar. Yani bir el iki elden üstündür diyeceğiz ve ona göre alabildiğimiz bütün destekleri, bütün fikirleri alacağız. En sonunda ortaya zaten güzel bir şey çıkacak. Şu anda da zaten test aşamasında Lider Discord'da. Onun da linkini açıklamalar kısmına yazmıştım. Katılabilirsiniz. Yine canlı yayınlarını falan yapacağız onun. Beraber oynayacağız. Aynı zamanda Discord'da etkinliklerim oluyor. Onlara falan da katılabilirsiniz. Bu şekilde bu soruyu, konuyu ve görüşleri de noktalamış olalım. Şu anda günümüzde yaygın olan ve en çok dikkat çeken aslında bu sene, 2023 yılı içerisinde yapay zeka konusu var arkadaşlar. Ben bu canlı yayında ona değinmek istiyorum. Hepimizin ilgisini çeken, 2023 yılının başında çok bir şeye benzemeyen hatalarıyla, işte eksikleriyle, problemleriyle yapay zeka aslında sanal anlamda çok sevilmedi. Fakat sonrasında o kadar hızlı bir şekilde toparladı ki bu sene sonunda yani belki de 9-10 aylık bir süreçte inanılmaz bir boyuta geldi. Şu anda yapay zeka ile yapamadığımız neredeyse hiçbir şey yok. Tabii ki örnek veriyorum bir konuşma, bir müzik ya da başka bir çalışmanın içerisinde duygu olmadığı için, çünkü o bir yapay zeka ile üretilen bir şey. Ondan dolayı biz onun gerçekliğini alamıyoruz, algılayamıyoruz. Duygusu zaten olmadığı için bize geçen de bir şey yok. Fakat çok ciddi çalışmalar oluyor, çok güzel işler var. Tabii iyi ellerde iyi işler çıkar. Kötü ellere geçmemesi dileklerimle diyorum. Yapay zeka ile ilgili biraz konuşalım Atakan. Neler düşünüyorsun yapay zeka ile ilgili? Yani herhangi bir fotoğraf tasarımı olur, video olur. Yani bambaşka bir boyuta geldi. Evet, bunu daha önce de bir tane fotokopici abi sormuştu. Yazılımla ilgili bir şey çıkartıyordum. Bana böyle baktı, önce dosyaya baktı, sonra bana baktı. Yazılım hakkında ne düşünüyorsun dedi, şey yapay zeka hakkında. Böyle baka kaldım adama, neden sorduğunu anlamadım. Bir anda muhabbete girdi. Ben de cevap şey kullanıyorum demiştim. Kullanıyorum, aktif olarak fazla kullanıyorum Kullanıyoruz hatta. abonesiyiz. Kullanıyorum, aboneyim yani. Şu an hani kendi gördüğüm kadarıyla artık her şeyi yapabiliyoruz. Hani ben en son işte yazıları yazdırıyordum, işte belli kodlarda yardım alıyordum, işte görsel çizdiriyordum ilk 2023'ün başlarında. Şimdi insanlar artık şey yapıyor, işte metni veriyor, az önce dedin ya duygu yok falan diye. Yakın zamanda şeyler görmeye başladım.
İşte metni yazıyor, işte burada bağır yazıyor parantez içinde falan. Hem sesi veriyor, görseli video üretiyor, bir de ekrana alt yazısını yazıyor hani seslendirirken. Çok hani çok güzel ilerliyor mu diyeyim, hani teknoloji şey nasıl diyeyim, savunma sanayide falan hani yapay zekanın şeyini tartışmayacağım burada, çok hakim değilim çünkü. Kendi adıma bir şeyler üretirken artık sanki işte tasarımcıya ihtiyaç kalmamış, bana bile ihtiyaç kalmamış gibi hissediyorum bazen. Çünkü sorduğun herhangi bir şeyi yapıyor. İşte ben mesela birine, örneğin bir stajyere bir şey söylüyorum. Bir anda diyor ki işte abi yapay zeka böyle dedi, senin dediğine uymuyor. Bir bakıyorum, aa dedi diyorum, işte yeni teknolojide işte bunlar eklenmiş falan. Çok hani yetişilecek gibi değil. Ama çok güzel bir bilgi birikimi sağlayabiliriz. Çünkü yapay zeka ile artık sohbet ediliyor. Bildiğin sesli sohbetler falan başlamış yani İngilizce. Küçük bir deneme fırsatım olmuştu. Hani karşılıklı sohbet edebildiğim bir yapay zeka var karşında ve hani bilmediği bir şey yok gibi. Hani ne sorsan ve sen de eğitebiliyorsun. İşte yok yanlış biliyorsun deyip düzeltebiliyorsun gibi şeyler var. Ben nerede kullanıyorum? İşte bazı kodsal yerlerde takıldığımda işin mantığını sormak adına kullandığım yerler oluyor. Veya hiç bilmediğim bir alanda bir düzeltme yapmam gerekiyor. O zaman bir sorgu sual içine giriyoruz. Onun dışında hani bu arka planda çok fazla kullanmadık ama görsel üretirken kullanıyorum. Yakın zamanda bu GM Narul olarak tanıdığınız Nihat abinin çok güzel çizimleri oluyor. Çok güzel betimlediği için atıyorum düşünen adamı birebir yapay zeka çizdirebiliyor. Onların çalışmaları bayağı hoşuma gitmişti. Belki bulursak link bırakırız. Ya yani yapay zeka ile alakalı düşüncelerim de şu şekilde. Atıyorum Google veya işte Microsoft, işte Bard falan var. Bunların yapay zekaları var. İşte ChatGPT 4'ü bedava olarak veriyorlar. Ama kendi ChatGPT içinde 20 dolar aylık. Belki Türkler için bu fiyat birazcık pahalı olabilir. Evet, Ama kullanılabilir. yapay zeka ile uğraşacaksan da, evet yapay zeka ile uğraşacaksan da verilir ya. Yani tamamen aslında burada bir bütçe şeyine girmiş oldum ama tamamen nerede kullanacağına bağlı. Atıyorum bu videonun editini yaparken belki ben böyle bir video editi istiyorum dediğinde bu videoyu otomatik olarak editleyecek bir yapay zeka var. O yüzden aslında o Anladım. 20 doları o 20 doları aslında senin vaktine veriyorsun. Yani kitabı açıp böyle 10-20 satır okuyana kadar işte 50 satırlık bir şey atıyorsun. Bana bunu özetle diyorsun ve aslında o metinden bir şey kaybetmeden sana özetlemiş oluyor. Bunu kendi yapsan birazcık uzun sürer yani. Hani ilkokulda falan derlerdi ya, işte bunun ana konusu ne, konusu ne falan diye ayırtırlardı. Şimdi düşünseniz, ilkokul çocukları yapay zeka kullanmayabiliyor çoğu artık. Metni atıyor, ana fikri nedir diyor. Bir anda ana fikrini veriyor ve ödemini yapmış oluyor falan. Tabii bu, tavsiye etmiyorum arkadaşlar, çocuğu olanlara özellikle yaptırmayın bunu. Ama her şey çok fazla kolaylaşmış oldu günümüzde. Yakın zamanda işte savunma sanayide falan kullanıldığını da falan biliyoruz. Oraları çok fazla sıkı takip edemedim ama gelişmeleri takipte kalacağız diyelim. Yapay zeka konusu böyle benim açımdan. Evet, ben de şöyle notlarımı aldım. Hani gelecekte bazı meslekler makineleşme ve otomasyondan dolayı biraz artık sıkıntıya giriyor. Yani işsizliğin aslında artması gibi bir şey. Fakat otomasyon ve makineler ne kadar artarsa sonuçta o makinelerin de bakıma ihtiyacı oluyor. Sadece periyodik bakımda bu işler olmuyor. İşin yazılımından tut, mekanik işi, elektrik işi, kaynak işi, yani birçok detayı var. Bu gibi yerlerde belki ekstra yelpazeler açacak. Ben en azından böyle düşünüyorum. Sadece kaba taslak baktığımız zaman işsizliği arttıracak gibi de hani bir duruyor. Sen de bahsettin ya, hani ben yazılımcıyım. Aslında bana ihtiyaç var. Fakat yapay zeka gerçekten önümüzdeki 5 yıl içinde diyorum, çok ciddi bir boyuta geleceğini düşünüyorum ben. O kadar geliştiğinde belki hani çalışanlara dahi ihtiyaç kalmayabilir. Tabii bu dünyadaki bütün yazılımcıların bir anda yok olması anlamına gelmiyor. Tabii ki herkes çalışacak. Hiçbir bilgisayar, hiçbir yazılım insan kadar detaylı düşünemez. Yani aynı anda birçok şeyi hesaplayabilir fakat sonuçta onu da yapan bir insan olduğu için, örnek veriyorum, bir hesap makinesinde belki
10 basamaklı, 20 basamaklı çıkacak bir sonucu insan bir anda aklında tutamayabilir ya da işte çarpanı, böleni, her neyse onları hesaplayamayabilir. Fakat insan anlık yapamazsa bile onu belli bir sürede yapabilir. O yüzden yapay zekayı tasarlayan olarak bence insanın önüne geçemez. En azından yakın zamanda ben böyle düşünüyorum. 50 veya 100 yıl sonra tabii bambaşka bir boyut olacak. Biz belki robotlarla falan yaşamaya başlayacağız. Aslında şu anda yaşıyoruz zaten. Gerek Evet. işte süpürgeler, gerek telefonunuza zaten çok uzun süredir mesela komutlar veriyorsunuz. Akıllı evler geldi. Daha eve gelmeden işte klimanı açıyorsun telefon uygulamandan. Ya da söylüyorsun, hatta artık tuşlamaya bir şey bile gerek kalmıyor. Direkt cihazın kendi beynine var. Diyorsun ki ben şu tarihte şu saatte gidiyorum. Senede şu saat aralığına kuruyorum diye. O zaten senin gelişine, gidişine göre, hatta diyorsun ki evin ortalama sıcaklığını 24 derecede tut. Klima kendi kendine ayarlıyor. Hiçbir şekilde bir yere dokunmak yok. Elektrik olduğu sürece çalışmaya devam ediyor. Ya da akıllı ev sistemin. Ben eve geliyorum. Aç diyorsun. Panjurlarımı aç diyorsun. Evin panjurlarını açıyor. Yani inanılmaz derecede kullanım alanları var. Tabii bu yine bizim çalışmamızın, beynimizi çalıştırmanın önüne geçmesin. Tabii ki kolaylık sağlayacağı yerde yardım alalım. Fakat işlerimizi kendimiz yapalım, uğraşalım. Yani oturduğun yerden mücadele etmeden hiçbir şey sahibi olamazsın. O yüzden mücadele etmeye, beynimizi kullanmaya ve fikirler yaratmaya devam edelim. Çünkü işleyen demir ışıldar. Bir de bu betimleme konusu yine çok önemli. Yapay zekada en azından şu anlık için söylüyorum. Tasarlamak istediğiniz şeyi betimlerseniz, özellikle fotoğraf tasarımlarında istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Zaten sevgili Atakan da söylemişti bunu. İyi bir betimlemeyle çıkaramayacağınız bir şey yok. Ki ben üstün körü hem Türkçe hem İngilizce yazılarla, cümlelerle güzel işler de çıkarmaya başladım. Bunu zaten 2024 ve sonrasında sizler de yani göreceksiniz, hem içeriklerimde hem de paylaşımlarımda. Ve de asıl önemli olan ülkemiz için faydalı işler yapılması. Biliyorsunuz devletimiz birçok konuda destek veriyor projelere. Şu son zamanlarda Teknofest dahil birçok hani fuar yayınlandı. Drone'dan tutun helikopter, uçaklar, işte tanklarımız, İHA'lar, SİHA'lar vesaire birçok şeyde gelişimimiz oldu. Yani araba yapmaya kadar gitti iş. Hani faydalı şeylerde kullanalım. En azından ülkemiz de kullansın. Ülkemizi kalkındırmak için bence yapay zeka önem arz ediyor. Tabii gençlere daha çok yatırım yapılması lazım ki bunu zaten kullanacak olan gençler. Onların hani parlak fikirleri zaten bizi her türlü ileri taşıyacak. Ben de o yüzden yapay zekayı destekliyorum. Dediğim gibi iyi ellerde olursa, bu sadece yapay zekayla alakalı değil aslında da. Yani iyi ellerde olursa her şey iyi gider. Yapay zeka hakkında benim de düşüncelerim bunlar. Çoğu zaten hani aynı fikirdedir diye düşünüyorum izleyicilerin. Ben en azından bu şekilde düşünüyorum. Verimli bir program oldu. Atakan, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yani yapay zekayı aslında biz açmaya kalksak bu işi Evet. bence bitiremeyiz de, 2024 ve sonrası için artık belki ortak yayınlarımızda, belki oyunların içerisinde, forumlarda bir şekilde konularını açarız. Zaten güncel olarak gündemde yeni konular oldukça da hakkında yorumlar yaparız. Eklemek istediğin bir şey var mıdır yılbaşı programımıza? Biz mi yılbaşı çekilişi yapsaydık diye düşündüm önce. Sana vazgeçtim. Herkese mutlu yıllar arkadaşlar. 2024'e hoş geldiniz. Yeni bir sezon bizi bekliyor aslında. Hayatımızın yeni sezonu. Herkese bol şans diyelim. Hayatta kalmaya çalışalım. Bol mutlu yaşamaya çalışalım. Bu kadar söyleyeceklerim. Evet, Teşekkür ederim. katıldığın için ben de çok teşekkür ediyorum. Renk kattın. Zaten kırmızıları da böyle çektik. Arka planında kırmızılar işte, yani karakterleri süsledik ya. İKV'de ben daha önce böyle çalışmaları çok görmedim ama düşünün, yani sizler için bunu yaptık. Ben imzamı dahi altına attım. Tabii Atakan'ın da burada imzası var. O dedi ki abi benim imzam yok. En azından ben de söylemiş olayım.
Bu şekilde hani güzel bir program yaptık. Bir de ben şunu fark ettim. Geçen seneyle aynı konsept. Herhalde sadece ya koltuğum değişti ya da değişmedi bilmiyorum. Yine aynı şey, aynı konseptle devam etmişim. Eski büyüklerimiz derlerdi ki çalışan, işleyen bir şey varsa ona dokunmayacaksın diye. Ben de o sözden yola çıkarak hiçbir şey değiştirmedim. Geçen sene çünkü bu kombin çok uğurlu gelmişti. Hem kanalıma hem bütün seneme. Ben bu şekilde 2024'e girmek istedim. Buradan tekrardan bütün büyüklerimizin, küçüklerimizin, değerli tüm oyuncularımızın yeni yılını kutluyoruz. 2024 yılı herkese, başta ülkemize ve sizlere sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Dilediğiniz ne varsa gerçek olsun. Benim de söylemek istediklerim bu kadar. Umarım 2023 yılının sonunda, 2024 yılına girerken gününüze renk katmışızdır. Sevgili Atakan'a da buradan tekrardan teşekkür ediyorum yayına katıldığı için. Teşekkür Gelecek sene yine ben Allah izin verirse, nasip ederse yine burada olacağım. Gelecek sene görüşmek üzere diyelim yılbaşı programı için. Kendinize iyi bakın. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İKV Sohbetler yılbaşı özel programı bu kadardı. Bir sonraki sene görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.